أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri, İmtihan için bizi getirmiş olduğu şu dünyadan göçerken, imtihan neticelerimizi alarak göçmüş olacağız. Ve bu dünyadan öbür aleme intikal ederken, ilk durak olan kabir alemine vardığımız zaman, hesapları belli, gideceği yer belli olarak kabre varmış olacağız. Dolayısıyla kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Bir gün kabir ziyaretinde bulunan, bir cenazenin defninde bulunan ve böylece kabristanda olan Hazreti Osman Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin kıymetli damadı, Hulefai Raşidin'in üçüncüsü ağlıyor, gözyaşı döküyor kabristanda, kabrin başında. Öylesine ağlıyor ki gözünden akan yaşlar mübarek sakalının üzerinden damla damla aşağıya doğru damlamaya başlamış. Yani sadece gözleri ıslanacak şekilde bir ağlama değil, belki böyle mübarek sakallarından aşağı inci gibi damlayacak tarzda ağlamış. Onun bu kadar ağladığını, bu şekilde ağladığını gören etrafındakiler derler ki, ''Ya Emirel Mü'minin, çok daha önemli konuları vaaz ettiğinizde, çok daha önemli hadiselerle karşı karşıya kaldığınızda bu kadar ağladığınızı görmedik. Şu andaki manzarada çok etkilendiğinizi ve aşırı derecede üzüldüğünüzü, etkilendiğinizi, gözünüzden akan yaşlar, sakalınızdan damlayan gözyaşlarından anlıyoruz.'' Bu neyin nesidir diye sorarlar, hikmetini sorarlar. O zaman Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh şu cevabı verir. Burası, kabir dediğimiz durak, insanın ahirete intikal ederken ilk durağıdır. Dünyada serbest serbest dolaşan eşiyle, çocuklarıyla, dostlarıyla, piknik alanlarında, ormanlarda, denizde, çayırda, bayırda istediği gibi dolaşan insan şu anda daracık bir aleme, daracık bir kabre konmuştur. Kabirden daha çirkin bir manzara yoktur bir insan için. Ve kabirden daha önemli bir manzara yoktur. Şu anda bu ahiretin ilk durağına yerleştirilmiştir. Eğer burası kötüyse bundan sonrası çok daha kötüdür. Eğer burası iyiyse bundan sonrası çok daha iyidir. Onun için insanın kabir alemine intikal ederken, kabre yerleştirirken acaba cennet bahçesi mi,
yoksa cehennem çukuru mu? Çok önemli. Bunu düşündüm ve bundan dolayı etkilendim. Ağladım, gözyaşı döktüm diyor Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh. Onun için bu dünyada her birimiz sınavdayız, imtihandayız. Bu imtihanın bittiği an nefesimizin bittiği andır. Son nefesimizi teslim ettiğimizde imtihan süresi bizim için dolmuştur. Ve kağıtlar tabiri caizse imtihan kağıtları elimizden alınmış, değerlendirmeler yapılmış. Kabre girerken manzarayı göreceğiz. Bir dostumuz vardı, yıllar öncesinden bahsediyorum. İbadetine çok düşkün, müstakim birisiydi. Allah ve Resulünden duyduğu ne kadar gerçekler varsa tereddütsüz kabul eden, elindeki var olan imkanları seferber ederek yaşaması mümkün olduğu kadar İslam'ı yaşamaya gayret eden bir kardeşimizdi. Bazı yönleriyle mağlul olmasına rağmen, özürlü olmasına rağmen, sabah namazına varıncaya kadar her namazda camiye gelmeye gayret eden bir abimizdi. Ölüm halinde, halet-i nez'i dediğimiz o manzarada ben yanında bulunmuştum. Dolayısıyla son nefeslerinde kendisine dostluk icabı hizmette bulunmuştum. Ruhunu teslim ettiğinde yapılması gereken işlemleri çocukları bilmediği için ben yaptım. Onlara da tarif ettim, yaptım. Gözlerini kapatıp çenesini bağlayıp ayaklarından birbirine bağlamak suretiyle ellerinde olması gerektiği şekle getirdikten sonra dedim ben şimdi gideyim cenaze merasimi ile ilgili çalışmaları yapayım dedim ve cenazenin yanından ayrıldım. Belki bir iki saat sonra veya üç saat sonra cenazeyi alıp gasilhaneye götürmek için yanına vardığımda gözlerini kapattığımdaki cenaze ile iki saat sonra yanına vardığımdaki cenaze arasında ben fark gördüm. Sanki böyle resmen gülmeye başlamıştı, tebessüm etmeye başlamıştı. İlk manzarada gözünü kapatan, çenesini bağlayan bendim. Dolayısıyla manzarayı biliyorum. İki saat sonra yanına gittiğimde, gasilhaneye götürmek için yanına gittiğimde resmen tebessüm ettiğini kendim müşahede ettim. Yaşaması esnasında dinine, diyanetine bağlı, ibadetine çok düşkün, Allah ve Resulünün talimatını kayıtsız şartsız kabul eden birisi olduğunu bildiğim için dedim ki böyle hayata böyle sonuç. Daha kabre girmeden tebessüm etmeye başlamıştım. Geçenlerde WhatsApp'tan kardeşlerimiz gönderdiler. Efendim, Afrin'de devam eden ülkemizin güvenlik ve asayişini temin maksadıyla yapılan bu operasyonda şehit olan bir askerimizin WhatsApp'tan paylaşımını yaptılar. Şehit olan askerimizin WhatsApp'taki görüntüsü, fotoğrafı evlenen bir delikanlı eşine kavuşmakla ne kadar mutlu olur. O mutluluğu efendim yüzünden nasıl anlaşılırsa ondan daha güzel bir şekilde askerimizin, şehit düşen askerimizin yüzündeki duruşu, tebessümü efendim kendisini gösteriyordu. Yani şunu paylaşıyorum. Dünya sınav dünyasıdır, imtihan dünyasıdır. Son nefesimizi teslim ettiğimizde bu imtihan sona ermiştir. Sonuçlar hemen bellidir. Üniversite imtihanlarında sonuçlar için bir ay, iki ay beklemek gerekebilir. Ama Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin her birimizi tabi tuttuğu imtihan sonuçları, imtihan bittiği andan itibaren kesin sonuçlar bellidir. Onun için insan kabre girerken ya cennet bahçesine girecek veya cehennem çukuruna girmiş olacak. Rabbim her birimizi cennet bahçesine girercesine kabre girebilenlerden eylesin. Peki kıymetli dostlar, bu sınav devam ederken iki açıdan devam eder. Şu anda siz ve biz her birimiz, yaşayan her insan iki noktadan imtihan içerisindedir. Bir Allah hakkı, bir de mahlukat hakkı. Allah'a karşı sorumluluklarımız var, bir de Allah'ın yarattığı mahlukuna karşı sorumluluklarımız var.
Sadece bir tarafı halletmekle insan cennete giremez. Yani ben Allah'a karşı vazifelerimi ibadet olarak, oruç olarak, namaz olarak, zekat olarak, hac olarak yaptım. Bol bol ibadet ettim, uçtum cennete, böyle bir şey yok. İkincisine de dikkat etmek gerekir. Nedir o? Mahlukatın hakkı. Mahlukun hakkı, Halik'in hakkı gibi önemli midir? Elbette önemlidir. Niçin önemlidir? Çünkü mahlukun hakkına dikkat etmemiz gerektiğini Halik olan Allah emretmiştir. Yani Allah'ımız sadece bana karşı vazifelerinizi yapın demiyor ki. Allah Celle Celaluhu çocuklara, babalarına, annelerine karşı mutlaka kendisine ibadetteki hassasiyet gibi iyi davranmalarını emrediyor mu? Emrediyor. Demek ki Halik olan Allah, mahluka karşı vazifelerimizi de hassasiyetle yerine getirmemizi bize emrediyor. Öyleyse şöyle diyelim. Kulun Allah'a karşı vazifeleri var. Hukukullah diyoruz biz buna. Bir de mahluka karşı, yani yaratıklara karşı sorumlulukları var. Bu yaratıklara karşı sorumluluklarında insan ve hayvan diye ikiye ayırabiliriz. Hayvanlara karşı da sorumluluklarımız var. Hayvanların bize hakkı var mı? Var. Hayvanların bizde hakkı var. İnsanların da bizde hakkı var. Bunlar efendim ana başlıklar olarak konuşulabilir. Bugünkü dersimizde kıymetli dostlar, siz kardeşlerimizle kul haklarından birisi olan, genelde değil özelde kul haklarından birisi olan eşlerimizin bize olan hakları veya bir başka ifadeyle erkeklerin eşlerine karşı olan vazifeleri, bunu siz kardeşlerimizle müzakere etmeye çalışacağız. Tabii ki şu anda benim muhatabım Cuma'da erkekler olunca sizinle ivedilikle eşlerimize karşı sorumluluklarımız veya bir başka açıdan eşlerimizin bize olan haklarını konuşmak çok daha doğru olur. Çünkü günümüzde kadınımızın, erkeğimizin veya insanımızın yaptığı büyük bir yanlış var. Nedir o? İşçiler hep işçi haklarını konuşuyor. Patronlar patronun haklarını konuşuyor. Kadınlar kadın haklarını konuşuyor. Çocuklar çocuk haklarını konuşuyor. Babalar baba haklarını konuşuyor. Bu terstir. Bu terstir. Olaya ters bakmaktır. Şimdi kıymetli dostlar, bir defa şunu ifade edeyim. Hiçbir zaman olaya tek taraflı bakmamak lazım. Allah insana iki tane göz verdi. Olayları her iki taraftan değerlendirsin diye. Olayları tek taraftan değerlendirmeyeceksin. Hak dediğin sadece tek taraflı değildir. Babanın evladı üzerinde hakkı var, doğru mu? Doğru. Peki evladın babasında hakkı yok mu? Var. Erkeğin hanımında hakkı var. Peki hanımın erkeğinde hakkı yok mu? Var. Biz tersliği nerede yapıyoruz? Erkekler, kadınlarımızın bize karşı olan görevleri nelerdir? Yani onu o öğrensin. Sen kendi görevini öğren, o da kendi görevini öğrensin. Benim hakkım nedir diye yola çıkarsan orada kavga çıkar. Benim vazifem nedir dersen orada birlik beraberlik çıkar, huzur ve asayiş olur. Kadın evlenmeden önce benim haklarım nedir, bunları iyi bileyim de öyle evleneyim diye ilk adımı böyle atarsa o yuvada huzur olmaz. Kadın evleneceği zaman benim beyime karşı vazifelerim nedir, onları bir öğrenmem lazım diyecek. Erkek de evleneceği zaman benim eşime karşı vazifelerim nedir, ben bunları bir öğrenmem lazım. Eğer böyle bu noktadan hareket ederse, herkes vazifesini öğrenirse, o zaman kurulan yuvada kadın vazifesini biliyor, erkek de vazifesini, görevini biliyor. Herkes görevini bildikçe orada ne var? Huzur var ve mutluluk vardır. Bu bakımdan biz erkeklere düşen bu noktadaki en önemli görev, eşlerimizin bize olan hakları veya bir başka açıdan bizim onlara karşı olan görevlerimiz. Kıymetli dostlar, eğer bir aile hayatında kadın kendisine düşen vazifeleri bilirse, erkek de kendisine düşen vazifeleri bilip yerine getirirse, orada mutluluğa engel olacak ne var ki?
o yuvada mutluluk vardır. Eğer bir yuvada mutluluk yoksa, o mutsuzluğun sebebi ya erkek görevini yapmamıştır veya kadın görevini yapmamıştır veya her ikisi görevini yapmamıştır. Mutsuzluk bundan olur. Şimdi, bugünkü dersimizde erkeklerin eşlerine karşı olan vazifeleri veya kadınların eşlerine karşı olan alacakları hakları nelerdir? Kur'an ve sünnet gözüyle baktığımız zaman, Kur'an ve sünnet bize hangi vazifeleri yüklemiş oluyor, kadınlara hangi hakları yüklemiş oluyor? Kıymetli dostlar, şunu da ifade edeyim. Aramızda saygıdeğer yaşlarımız, büyüklerimiz vardır. Böyle 50'nin 60'ın üzerindeki büyüklerimiz, çok fakir dönemlerden geçmişlerdir. Köy gibi yerde, ahşap bir evin içerisinde, iki aile, üç aile, bazen dört aile paylaşmışlardır. Bir tane affedersin doğru düzgün banyosu olmayan, leğenin içerisinde ihtiyaçlarını gördükleri, banyo ihtiyaçlarını gördükleri, suyu da dışarıdan tenekelerle taşıdıkları dönemler, fakirlik dönemleri. O fakirlik dönemlerinde bir evde birden fazla aile yaşadığı halde, yani herkes mutluydu. Sofrada çok çeşitli yemekler yoktu ama sofraya oturanlar mutluydu. Yatak çok kaliteli değildi ama yatakta yatanlar kaliteliydi, mutluydular. Şimdi yok yok, her şey çok, her şey bol ama kanaat yok, birbirine karşı saygı yok, yuvalarda huzur yok. Medya bu işin maalesef körükçüsü, kışkırtıcısı. Ülkemizdeki medya, saygı duyulması gereken noktalara saygı duymayan, insanları birbirine kışkırtan, kadınları kocasına karşı kışkırtan, efendim, işçiyi patrona karşı kışkırtan, kısacası daima çatışma ortamını teşvik eden, erdemlikten mahrum bir medyaya sahibiz maalesef. Şimdi kıymetli dostlar, kadın hakları diye bir başlık atıp da piyasaya böyle çıkarsanız bu yanlış olur. Niye yanlış olur? Sadece kadın hakkı yok ki, erkeğin de hakkı var. Yani hak sadece kadın hakkı olmaz, erkeğin de hakkı vardır. Erkeğin hakları diye piyasaya çıkarsanız bu da doğru olmaz, kadının da hakları var. Her ikisini konuşmak lazım. Her ikisinin de nazarı itibar. Terazinin nesi var? İki tane kefesi var değil mi? Terazinin iki tane kefesi var. Adaleti sağlayabilmek için iki kefede ne olacak? Eşit gelirse o zaman adaleti sağlamış olursun, denklemi kurmuş olursun. Sözü çok uzatmaya gerek yok. Ben bu konuda Allah Celle Celaluhu ne buyurmuş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Bunları siz kardeşlerimle paylaşmaya çalışacağım. Evvela Nisa suresinin 19. ayeti kerimesinin sonunda Allah Celle Celaluhu erkeklere emrediyor. Ve buyuruyor ki, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بَعَاشِرُوهُنَّ Ey erkekler! Eşlerinizle muaşeret edin, geçinin, hayatınızı sürdürün. Ama bilmaruf, maruf ile. Maruf ne demek? Dinin tasvip ettiği, aklın, mantığın, örf, adet ve toplumun kabul ettiği bir yaklaşım tarzı ile, iyilikle eşlerinizle beraber geçinin. Peki, buradaki maruftan maksat nedir? Yani maruf ile muaşeret edin, eşlerinizle geçinin. Yani tayyibu akvalekum lehunne. Eşlerinizle konuşurken adam gibi konuşun. Yumuşak dilli konuşun. Tatlı dille konuşun eşlerinize. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den hicret ediyor, Medine-i Münevvere'ye geliyor. Medine-i Münevvere'de kalabalık insanlar, kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla toplanıyorlar, defler çalıyorlar, Talal Bedru Aleyna meşhurdur, Efendimiz'i karşılıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini bekleyen, heyecanla bekleyen kadın, erkek, çocuk, büyük, o insanlara ilk konuşmasını yapıyor. Yaptığı ilk konuşmasında çok kısa cümlelerle dört maddelik bir şey söylüyor. Diyor ki, ey insanlar, bir, tatlı dilli olacaksınız. İlk cümlesine atibul kelam ve efşus selam ve at'imut ta'am
وَصَلُّوا بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٌ. Bu kadar. Kendisini günlerce bekleyen, heyecanla bekleyen topluluğa aleyhissalatü vesselam Efendimiz dört cümlelik bir şey söylüyor. Birinci cümlede ne var? Tatlı dilli olacaksınız diyor. Müslüman arkadaşına, Müslüman işçisine, patronuna, komşusuna, muhatap olduğu insanlara her yerde tatlı dilli olması gerekir. Bir insan, yabancı bir insana tatlı dilli olması gerekirse, hatta düşmanla bile konuşurken tatlı dilli olmak gerekir. Nasıl? Nasıl mı? Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderiyor. Firavun en büyük düşman mıydı? Düşman. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a Harun Aleyhisselam'a diyor ki "Ve kûlâ lehu kavlen leyyinen." Firavun'a gidin yumuşak sözlerle ona deyin. Ne söyleyecekseniz ona yumuşak dille söyleyin. Firavun'la konuşurken Musa Aleyhisselam ulul azim bir peygamber yumuşak sözle söylemesi gerekiyorsa, eğer Firavun yumuşak sözü hak etmiş ise, ne dersiniz? Bir insanın eşi yumuşak sözü hak etmemiş. Eşlerinizle maruf bir şekilde geçin. Hanım, getir şunu. Sekreterine nasıl diyorsun? Getirir misin? Nasıl oldu? Sekreterine getirir misin diyorsun? İşine getirir misin diyorsun hanıma? Getir şunu. Nerede bu? Yani eşlerimizin bize olan hakkı sekreterlerin olan hakkından daha fazla değil mi? Kibarlığı sekreter hak ediyor da eşimiz mi hak etmiyor? Biz tersliği nerede yapıyoruz? Başkasına karşı kibar, eşlerimize karşı kaba. Yani kabalık hiçbirisinde olmasın da, ama eğer ikisinden birisinde olacaksa, hiç olmazsa eşlerimiz de olmasın. Çünkü onların bizdeki hakkı daha fazladır. Sözü uzatmaya gerek yok. Allah ne diyor? Celle Celaluhu. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوهُ. Eşlerinizle maruf bir şekilde geçinin. Muaşeret edin. Ne demek maruf? Tefsirde طَيِّبُوا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ. Yani onlarla konuşurken temiz, güzel, yumuşak sözler söyleyin. وَحَسِّنُوا أَفْعَالَكُمْ. Tavır ve davranışlarınız da güzel olsun. Kaba olmasın. Tavır ve davranışlarınız da kaba olmasın, güzel olsun. وَهَيْعَاتِكُمْ بِحَسَبِ كُدْرَتِكُمْ. Ayrıca eşinin sana karşı nasıl olmasını istiyorsan sen de eşine karşı öyle olacaksın. Eşlerimizle maruf bir şekilde muaşeret edebilmek için bir, sözlerimize dikkat edeceğiz. İki, tavır ve davranışlarımıza dikkat edeceğiz. Üç, kıyafetimize dikkat edeceğiz. Bu üç tanesinde kaliteyi yakalarsan maruf bir şekilde muaşeret etmiş olursun. Peki sözlerimiz yumuşak olacak, kaba olmayacak. Tavır ve davranışlarımızda insanca davranacağız. Onun bizde hakkının başkalarının hakkından daha fazla olduğunu bileceğiz. Kıyafetimize gelince, eşimizin pasval bir şekilde karşımıza çıkmasından hoşlanmıyorsak biz de pasval bir şekilde karşısına çıkmamalıyız. Onun bize karşı süslenmesini istiyorsak biz de ona karşı süslenmiş olacağız. Ondan beklediklerimizden daha geri kalmayacağız onlara karşı tavır ve davranışta. Unutmuyorum, seneler öncesi birisiyle beraber bir yolculuğa çıkmıştık. Emri bil maruf'a çıkmıştık. Dedi ki hocam, dedi, benim hayatım bu gördüğün gibi değildi. Eskiden yanlış yollardaydım. Dedi ve bir anekdot anlattı kendi hayatından. Ben, dedi, harama helale dikkat etmiyordum. Evlenmiştim. İstikameti yakalayamamıştım. Bir gün hanım rahatsız oldu. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün yattı yatakta. Ben de nefsime hakim olamadım. Yanlış bir karar verdim. Dedim ki ben evden dışarı çıkacağım. İhtiyacımı haram yerlerde görmüş olacağım dedim. Duşumu aldım, aynanın karşısına geçtim, taranmaya başladım. Hanım, diyor, yatakta benim gördü ve anladı benim tavır ve davranışımı, neticesini. Dedi ki bana, Haydar Efendi ne oldu?
Dedim ki hanım yalan söylemeye gerek yok. Bir haftadır sen hasta yatıyorsun. Ben de ihtiyacımı görmek için dışarı çıkıyorum dedi. Dedim diyor hanıma. Hanım da bana dedi ki olabilir. Ama unutma ki bir günde yatağa sen düşersin. O zaman da ben aynısını yaparım. Ben de duşumu alırım. Ben de parfümümü kullanırım. Ojelerimi kullanırım. Ondan sonra ben de çıkarım. Senin yaptığının mislini ben de yaparım. Yok yok olmaz dedim hemen. Elbisemi çıkardım, geriye döndüm diyor. Yani kıymetli dostlar, ondan neyi bekliyorsan sen de ona aynı şekilde davranacaksın. Onun sana kibar davranmasını istiyorsan sen de kibar davranacaksın. Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Bunun izahı böyledir kıymetli dostlar. Şimdi kıymetli dostlar, eşlerimizin bizim üzerimize olan hakları iki türlüdür. Bir maddi hakları vardır, bir de manevi hakları vardır. Eşlerimizin bizim üzerimize maddi ve manevi hakları vardır. Bu maddi ve manevi haklara biz riayet ettiğimiz takdirde eşlerimizin hakkını ödemiş oluruz. Şimdi kıymetli dostlar, ben size Kur'an'dan ve sünnetten ne sizin ne de benim itiraz edemeyeceğimiz, hepimizin saygı duyduğu Allah ve Resulü'nün buyurduklarından paylaşacağım. Ben şimdi devreden çıkıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sizi baş başa bırakıyorum. Dersimizin konusunda eşlerimizin, kadınlarımızın erkekler üzerindeki hakları veya erkeklerin kadınlara karşı sorumlulukları nelerdir diye, bunları bir mali sorumluluklar, iki manevi sorumluluklar olarak iki başlık altında müzakere edebiliriz. Mali sorumluluklara gelince, erkeklerin kadınlara vazifelerinden biri veya kadınların erkeklerdeki haklarından birisi mehir dediğimiz nikah parasıdır. Yani bir erkek bir hanımla evlendiği zaman nikah bedeli olarak kadına bir miktar para ödemesi lazım. Bunun adına mehir denir. Bu kadının hakkıdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah ve atun nisa'e sadukatihinne nihle. Kadınlara mehirlerini verin diyor. Kadınlara mehirlerini verin diyor. Mehir nedir kıymetli dostlar? Mehir kadının nikah hakkıdır. Nasıl olur? Evli olan kardeşlerimiz hatırlarlar. Siz hatırlamıyorsanız eşlerinize sorun, onlar hatırlarlar. Çünkü onlar alacaklı durumdaydılar ya. Yani. Nikah kıyılırken, dini nikah kıyılırken hoca efendi ne der? Falanca kızı falancayı, falanca oğlu falancaya şu kadar mehir karşılığında akdi nikah eyledim derler. Bu nedir? Nikahta mehir dediğimiz nikah bedelidir kıymetli dostlar. Bunun tabanı var, tavanı yok. Yani kriter olarak dini kriterlerde 10 dirhemden aşağı olmayacak. Yukarıya doğru çıkar. Ne kadar nasıl anlaşırlarsa karşılıklı anlaşmaya mutabık kaldıkları noktaya bağlıdır. Öyleyse evlenenler evlendiği zaman evvela neyi zapt altına almalı? Mehir bedelini zapt altına almalı. Allah ne diyor Celle Celaluhu? Eşlerinize mehirlerini ödeyiniz diyor. Doğru mu? فَاِنْ تُبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَن۪يًا مَر۪يًا. Bir miktar üzerine anlaştınız mehirde. Eşiniz baktı ki siz zorlanıyorsunuz. Atıyorum 50 bin lira üzerine anlaştınız. 5 bin lirasını sana hibe ettim dedi. Onu afiyetle yiyebilirsin diyor Allah Celle Celaluhu. Bir miktarını size gönül hoşluğuyla verirse onu da yiyebilirsiniz diyor. Kıymetli dostlar, geçen de babasıyla, annesiyle, kayınpederiyle, kayınvalidesiyle nikah kıymak için imam odasına gelen bir grup kardeşimiz oldu. Mehir konusunu müzakere ederken
ne olsun ne olmasın karar veremediler. Dedim, annene soralım, annen ne kadar mehir aldıysa ona göre de senin mehrini ayarlayalım. Annesine sordum, dedi ki bana mehir vermedi ki koca. Kocası da orada. Dedim, kardeş sen ne yaptın ya? Şimdi kızına mehir istiyorsun, sen kendin eşine mehir vermedin. Kayınvalidesine sordum, bana da dedi mehir vermedi efendim dedi. Peki neydi mehir? Unuttuk onu dedi. O zaman gelin dedim, şimdi hepinizin de mehrini yeniden bir daha ayarlayalım. Vermek üzere ayarlayalım. Neyse orada karar verdiler. Karşılıklı eskiden beri ödenmeyen mehri de ödemek için karar verdiler. Şimdi beni dinleyen siz dostlar, İçinizde evli olanlar parmak kaldırsın desem çoğunuz parmak kaldırırsınız. Mehrini ödeyenler parmak kaldırsın desem hepiniz aşağı elinizi indirirsiniz. Eşlerinizi kandırdınız be. Kandırdınız. Nikahta zikredilen mehir ödenmek için zikredilir. Ödenmemek için değil. O mehir kadının hakkıdır, söke söke alır onu. Vermezseniz öbür tarafa gidince bakarsınız nasıl alır onu. Mali haklardan kadın mehrini alır. Dünyada alamazsa söke söke öbür tarafta alır. Peki hocam biz mehir zikretmedik ki. Biz nikahı kıydık öyle, mehir zikretmedik derseniz, eğer nikahta mehir zikredilmezse nikah nikah olur ama o zaman o kadının mehri, mehri misil olur. Ne demek mehri misil? Eğer bir miktar üzerine konuştuysanız kadına karşı borcunuz odur. Eğer bir miktar konuşmadıysanız o zaman kadının mehri misli. Yani o kadının babası tarafından olan kadınların mehri normalde neyse onun da mehri o olur. Dolayısıyla diyelim ki ablasının mehri varsa ablasının mehri onun da mehridir demektir. Eğer başka bir miktar üzerine anlaşılmadıysa. Peki mehir zikredilirken ya peşin veya veresiye zikredilir? Peşin zikredilirse hemen verilmesi lazım. Veresiye zikredilirse hangi tarih anlaşıldıysa o tarihte kesinleşir. Eğer tarih belirtilmediyse ayrılık halinde veya ölüm halinde bu son olarak kesinleşmiş olur. Demek ki kıymetli dostlar, kadının erkek üzerindeki haklarından birisi, mali haklarından birisi nedir? Mehirdir. Efendim, Kur'an-ı Kerim'den ayetle paylaştık. İkincisi, kadının nafakasıdır kıymetli dostlar. Evlendiğimiz eşimiz zengin olabilir, fakir olabilir. Ama evlenen bir delikanlı, evlendiği eşinin nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Yani erkek kadının yiyecek, içecek, mesken, tedavi ve elbise ihtiyaçlarını karşılamak mecburiyetindedir. Kadının parası olsa da, kadın zengin olsa da bu görev erkeğe ait bir görevdir. Hanım senin paran vardır, sen kendi ihtiyaçlarını kendin gör veya evin kirasını beraber paylaşalım deme hakkına erkek sahip değildir. İslam kriterlerine göre kadının vazifeleri arasında kiraya ortak olmak, mutfağa ortak olmak, efendim evin ihtiyaçlarına, maddi ihtiyaçlarına ortak olmak diye bir görevi yoktur İslam kurallarına göre. O zaman evlenen erkek ne yapmalı? Bu ihtiyaçları görmeli. Bu sistemin içerisinde, sistemi bir bütün olarak düşünmek lazım kıymetli dostlar. İslam nizamının içerisinde, Kur'an nizamının içerisinde kadının vazifesi evin içerisindeki ihtiyaçları görmektir. Erkeğin vazifesi dışarıdan nafakayı temin edecek çalışmaları yapmaktır. Çünkü aile hayatının ve bir milletin devamında çocuğun yetişmesi çok önemlidir. Onun için kadın evde çocuğun terbiyesiyle meşgul olacak, Fatihleri yetiştirecek, Akşemseddinleri yetiştirecek, ülkeyi kurtaracak komutanları, alimleri yetiştirecek. Onları o güzel terbiyeyle yetiştirecek. O kendisini evdeki hizmetlere tahsis edecek. Erkek de nafaka işleri için sabahtan akşama kadar koşacak, koşuşturacak. Demek ki nafaka görevi kime aittir? Erkeğe aittir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din ve bima enfaku min envalihim. Erkekleri aile reisi yaptı ama yaptıkları harcamaları nazarı itibara alarak.
Başka bir ayet-i kerimesinde, Bakara suresinin 233. ayet-i kerimesinde وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Babaların bir görevi de eşlerinin nafakasını temin etmek, elbise ihtiyaçlarını maruf bir şekilde normal şartlarda karşılamak erkeğin görevidir diyor Bakara suresinin 233. ayet-i kerimesinde. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهِ Talak suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Yani imkanı bol olan o imkanı eşine harcamada yansıtsın. İmkanı dar olan da imkanlarına göre harcama yapsın. Yani zengin bir insanın eşine harcaması ile fakir bir insanın eşine harcaması elbette aynı olmayacaktır. Kıymetli dostlar, Atebe'nin kızı Hint gelir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Der ki, bu Ebu Süfyan'ın eşiyim. Bu çok cimri birisidir. Benim nafaka ihtiyacımı görmüyor, elbise ihtiyacımı görmüyor, çocukların ihtiyacını görmüyor. Acaba ben cebinden biraz alsam, ihtiyaçlarımı görecek kadar, çocuklarımın ihtiyaçlarını görecek kadar cebinden, cüzdanından alsam caiz midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sana ve çocuklarına yetecek kadar alabilirsin eğer o sana vermiyorsa. Demek ki kadın, sessiz söylemeyeyim, onlar duymasınlar mı? Siz bilin bunu. Eğer biz erkekler kadınların nafaka ihtiyacını doğru karşılamazsak, evimizin çoluk çocuk ihtiyacını maddi açıdan doğru karşılamazsak, cebimizden eşimiz alıp kendi ihtiyacını ve çocukların ihtiyacını karşılayabilir mi? Karşılayabilir. Gidin bu fetvayı eşinize paylaşın. İşinize yarar belki. Kıymetli dostlar, erkeğin eşine karşı olan vazifelerinden veya eşinin beyine karşı olan alacaklarından birisi de mesken ihtiyacıdır. Yani eğer kiralık evse bu evi erkek tutacaktır. Eğer bir mesken alınacaksa bu evi kim alması lazım? Erkek alması lazım. Bu görev erkeğe aittir. Kıymetli dostlar, bir de manevi görevler vardır. Manevi vazifelerimiz vardır eşlerimize karşı. Nedir bu manevi vazifelerimiz? Bir defa insan ahlak bakımından ya iyi huyludur veya kötü huyludur. Ben iyi huyluyum veya ben kötü huyluyum. Bunu nasıl anlar insan? Eğer başkalarıyla güzel geçinebiliyorsan, başkaları da seninle güzel geçinebiliyorsa ahlaklısın demektir. Onunla geçinemiyorsun, bununla geçinemiyorsun, eşinle geçinemiyorsun, komşunla geçinemiyorsun, patronla geçinemiyorsun, işçinle geçinemiyorsun. Desene sen huysuzsun. Kimseye sormana gerek yok. Herkes seninle geçiniyor. Sen de herkesle geçinebiliyorsan huyun iyidir demektir. Şimdi, sizin en hayırlarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır diyor. Peki ahlakı en güzel olanlarınız eşinizle, eşiyle en güzel geçinenlerinizdir diyor. Öyleyse bir insanın ahlakı yapısını ortaya koyan en önemli kriterlerden birisi eşiyle olan geçimidir. Şimdi biz öldüğümüz zaman 40 kişiye soruyorlar, bu adam iyi adamdır diyor. Eşimize soruyorlar, illallah diyor. Hangisi doğru? Eşimizin dediği doğrudur. Çünkü bizi en iyi bilen odur. Öbürler uzaktan bay bay yapmış bize. Bizi en çok bilen odur. Onun için kıymetli dostlar, eşlerimizin bize olan haklarından birisi kendilerine olan iyi muamelemizdir. Zaten Nisa suresinin 19. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak bize neyi emretmiştir? Onlarla efendim tatlı dilli geçineceksiniz. Tavır ve davranışlarınız uygun olacak. Kaba olmayacak diyor. Ayet-i kerimede kıymetli dostlar çok önemli bir cümle var. Bu cümleyi de özellikle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Allah Celle Celaluhu fe in kerihtumuhunne. Siz eşlerinizi güzel geçinin diyorum. Siz eşlerinizi kerih gördünüz. Hoşunuza gitmiyor tavır ve davranışı. Hemen kapı dışı mı yapacak? Kapı dışarı mı yapacaksınız? Diyor ki Allah. فَاَسَا اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا Mümkündür ki siz bir şeyi hoş görmezsiniz. Ama وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا Allah'ın da çok hayır koymuş olabilir. Sizin hoşlanmadığınız şeyde çok hayır olabilir, sabredin. Sabredin, iyi geçinmeye gayret edin diyor.
Hoşunuza gitmedi, hemen gönderin babasının evine demiyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki bir huyundan hoşlanmazsan hoşlanabileceğin iki tane, üç tane huyu vardır. Onları görmek lazım. Hep olumsuzluklarla hareket etmemek lazım. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, mealen söylüyorum, eşleriniz Allah'ın size emanetleridir. Eşleriniz Allah'ın size emanetleridir. Yarın ahirette bu emanetleri nasıl koruyup korumadığınızın hesabını size soracak. Bir başka hadis-i şerifinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz, eşleriniz sizin yanınızda emanetleriniz, Allah'ın emanetleridir. Ben her birinize eşlerinizle iyi, eşlerinizle ilgili iyi tavsiyelerde bulunuyorum. Onlara iyilik yapın, gönüllerini alın diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Özetle şunu söyleyeyim. Kıymetli dostlar, dünyada millet para kazanmak için değişik günler ilan ediyorlar. Bir diyorlar sevgililer günü, birileri köşeyi dönüyor. Bir diyorlar kadınlar günü, birileri köşeyi dönüyor. Bir diyorlar bilmem ne günü, millet köşeyi dönüyor. Bunu ticaret metaı yapıyorlar. Anneler günü, babalar günü. Bizim dinimizde anne her zaman değerlidir, baba her zaman değerlidir. Kadın her zaman değerlidir, kadının değeri Allah Celle Celaluhu cennet annelerin ayaklarının altındadır dedi mi? Her birimiz, her bir peygamber bir anneden dünyaya geldi mi? Geldi. Kadına İslam'ın verdiği değer izahtan varislidir. Bunu izah etmeye gerek yoktur. Ancak kadınlar günü diye bir ayrı günü ayrı bir telakkiyle anlamak ve karşılamak bizim inançlarımızla çok da bağdaşmaz. Kadın her zaman değerlidir, senede bir gün değerli değil. Anne her zaman değerlidir, sadece anneler gününde değerli değil. Baba her zaman değerlidir, sadece babalar gününde değerli değildir. Bizim inancımız budur. Dolayısıyla olayı böyle değerlendirmek lazım. Ben bu dersimde, sizinle paylaştığım bu dersimde, genelde yuvaların içerisinde, ailelerde var olan huzursuzluklar, karşılıklı hukuka saygısızlıktan kaynaklanmaktadır. Herkes kendi görevini doğru düzgün bilirse, vazifesini doğru düzgün bilip yaparsa, ailede huzur yakalanmış olur. Huzurlu bir aileden de huzurlu çocuklar dünyaya gelir ve bunlar ülkesine, vatanına, dinine faydalı insanlar olur diye bu kadarla noktalıyorum. Kıymetli dostlar, ölüm haktır. Dolayısıyla her birimiz vakti saati geldiğinde öleceğiz. Cenab-ı Hak her birimize sağlıklı, sıhhatli yaşamayı, imanı kamil ile ölmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak hepinizin dünyasını, ahiretini mamur eylesin. Biz cemaat olarak sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Yüce Rabbim helal, bol, bereketli kazançlarla hepinizi merzuk eylesin. Yavaş amin dediniz. Paraya ihtiyacınız yoksa bana verirsin ya. Allah hepinizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Amin. Yanında da cömertliğini ilave eylesin. Amin. Amin. İkisine de güzel amin. Rabbim hepinizden razı olsun. El-Fatiha.